Gençler, selam, hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yerden. Resident Evil. Kaç? Aynen öyle. 4. Evet, Resident Evil 4 gençler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resident Evil 5, 6 remake'leri konusunda oldukça heyecanlıyım. Bir noktada herhalde onlar da olacaktır diye düşünüyorum. Fakat şu an o oyunlar hakkında en ufak bir şey aklımda bile kalmadı. Aha! Bakın buraya ne saklamışlar. Lan! Totoş, bak burada ne var. Aha, what is this? Vintage compass. Ne olduğunu bilmiyorum. İçinden bize sadece satmalık olduğunu söylüyor. O yüzden arkadaşlar, bunu da satacağım abi. Bakın bu da selling only diyor. Sat abi. 16.000'imiz var. Neyi satın alabiliyoruz? Resources alabiliyorum. Magnum ammo. Gerek yok. Bir tane alalım. Bir sonraki amacım da Stingray almak gençler. Bu bakın rifle 3.30 vuruyor. Bizdeki rifle kaç vuruyor? Hemen kontrol ediyoruz. 3.90. Yalnız şaka maka, bizdeki rifle gerçekten çok iyi bu arada. Sıfır şaka söylüyorum arkadaşlar. Bizdeki rifle yani bayağı iyi. Hani kaç tane rifle mermim var? Emin değilim. Birkaç tane daha yapsak mı acaba? Hangi mermiden yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bu arada bilginiz olsun. Şu an ne kadar mermisi var? Rifle'ın hiç mermisi yok. Hemen rifle yapalım kendimize. Aynen sıfırdan rifle yapmaya başlıyorum. Hey! Bonus da verdi. Harika. 10 tane mermimiz oldu. İnanılmaz. Burası çünkü çok açık alanlara sahip bir haritaymış gibi hissediyorum. Ve yüksek ihtimalle hep dışarılarda olacağız. O yüzden rifle bence işe yarayabilir uzaktaki elemanları avlamaya. Aa, orada bize yaratığı salan vardı. Sanırım courtyard oradan gidiliyor. Evet. Yüksek ihtimalle ev sahiplerimiz bizim için kırmızı halı sermeyecek. Yani bu demek oluyor ki gençler. O ne lan? Sanırım dekorasyon için değil. Her şey için olabilir. Emin değilim abi. Bir tane bayrak var burada. Neyin bayrağı bu? Aynen bakın bu örgütün bayrağı. Kilisede gördüğümüz simgenin tam ortası şey. Simge tam bayrağın ortasında. Her şey gittikçe daha da karışık bir hal alıyor arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Neyle karşılaşacağımız hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Fakat köyden kurtulduğumuz için bir tık sevinçli olabilirim. Fakat o sevincim kısa da sürebilir. Lan ne oldu? Sakin ol Ashley, sakin ol ya. Senin yüzünden gerçekten bizim içimizden geçecekler bir gün ama hadi hayırlısı bakalım. Geçtiler zaten şimdiye kadar. Sakin ol. Her gördüğün şeyle böyle tepki vereceksen boku yedik yani. Şimdiye kadar gördüklerin seni sanki şaşırtmamış gibi. Hala her gördüğün şeyde nasıl şaşırmayı başarıyorsun gerçekten bilmiyorum. Ya az önce bir adamın omurgasından yaratık falan çıktı yani. Alo. Ananın geliyor. Ashley kaç. Ashley. Oğlum o ne lan? Lan nereye sıkacağım seni anlamadım. Allah'ım. Lan sabit dur. Aa bir dakika. Ne yapmışsın abi, ne yapıyorsun? Ne sıkayım? Aha bekle. Bekle. Ağzının ortasında uçan tekme. Ağzının ortasında uçan tekme. Yandık abi. Uğraşacağımız manyakları görüyor musunuz gençler? Alakası yukarı falan çıkıyor. Değişik. Yani. Of, boot knife. Ne acaba boot knife? Bu ne? Knife for cooking. Ha, bu meyve bıçağı. Okey. Yanları çok fazla keskin değil diyor. Bu da durable değil yani dayanıklı değil.
Fakat bir şey işte yani. O bak bundan yaptığım zaman 6 tane yapabiliyorum. Bundan yaptığım zaman 4 tane yapabiliyorum. Bence biraz daha bolt yapayım kendime. Aynen o kadar bıçak taşımanın gerçekten hiç manası yok abi. Bunu kullanmayı çok istedim fakat aklıma gelmedi ve biraz da korktum arkadaşlar. Direkt ölsün istedim çünkü. Aa buradaki vasıları kırabiliyoruz artık. Direkt şey şekli. Resident Evil Village. Yalnız acayip bir yerdeyiz ha. Bu sefer köylü yaratıklar yok artık gençler. Ne var? Tarikat üyeleri var ve böyle kafaları açılanlarla uğraşacağız. Acaba bunlar da şeyden etkileniyor mu ışıktan? O da diğer bir konu bu arada. Acayip merak ediyorum. Ama içimden mi etkilenmediklerini söylüyor. Aa, bana çok para lazım ya. Vallahi bana çok para lazım. Çünkü Blacktail güzel bir silaha benziyor fakat öldürün onu. Ne oldu? Hala ok, hala orta çağ şekilleri. Hala orta çağ şekilleri. Heh. Ya inanılmaz değil mi gençler? Hop. Hala orta çağ. Oğlum aşın artık, aşın. Aşın artık, aşın. Gerçekten aşın. Bakın ateşli silahları bulduk. Biz barutu bulduk abi. Bak şey omuzu ağrıyor. Gördünüz mü şeyin? Leon'un. Yüksek ihtimalle onu biliyor musunuz? Bu çok ağır bir silah olduğu için rifle. Tüfekle ateş etmek gerçekten çok zordur gençler bu arada. Biz oyunlarda her türlü silah kullanıyoruz abi. Düşünsenize bazukayı kullanıyoruz, şeyi kullanıyoruz vesaire. Ama tüfek top geri teptiği için herhalde omuzu falan ağrıyor. Ben de üst üste sıktığım için yüksek ihtimalle omuzunu tutmasının nedeni o. Leon'un. Ben öyle bir oyuna gerçeklik katmış olabileceklerini düşünüyorum bu arada. Sıfır şaka bilginiz olsun. Çünkü bayağı gerçekçilik söz konusu abi. Rakipleri vurduğumuz zaman. Oh. Aga, yani kale sizin. Yani. Nereden atıyorlar bilmiyorum. Bilmiyorum nereden atıyorlar. Ablacım hoppa. Ha, Yehova şahidi seni. Oğlum katapult geldi üstümüze. Kalk, kalk yavrum kalk, kalk. Kalk mancınık atıyorlar kalk. Kalk 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 buraya gel. Buraya gelme kapalı burası. Eşli gel. Sanırım bu onların sıcak karşılamadan anladıkları bu. Abicim duvara yapıştırdım vallahi gördünüz mü? Nasıl duvara yapıştırdım fark ettiniz mi arkadaşlar? Aa ne oluyor lan? Oğlum sen kimi kaçırıyorsun lan kimin yanından? Sen kimin yanında kimi kaçırıyorsun oğlum? Sen manyak mısın lan? Salaha bak hele, hele 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 hele. Daha bitmedi abi. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Şuralara bakalım, şuralara bakalım. Gel. Onların göremeyecekleri yerlere gitmek istiyorum. Wow, 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 wow. Ah salaha bak tek kurşunla. Oğlum bence ölmemiş. Ölmemiş ama ölebilecekmiş yani. Açılmıyor orası. Wow 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 oradan gitmiyoruz belli ki. Yalnız sağlığım çok azaldı benim. O yüzden şunu şunla bir craftleyelim ve kullanalım arkadaşlar. Sarı yüksek ihtimalle yakın bir zamanda bulamayız. Şunu bir kullanalım biz. Ashley gel. Nereye gidiyoruz gerçi? Aha. Of resources. Buradan aşağı atlayabiliyoruz ama atlamak gerçekten istemiyorum çünkü dışarıda hala oğlum şunlara bak. Abi ya. Lan bunların hedefleri bayağı iyi bu arada. Şurada birileri var gördüm yalnız. Atanları gördüm abi. Lan yine mi öldüm? Oğlum o değil ben de öleceğim bu arada şaka maka.
Hayır, koş. Abi ne oluyor lan? Aga bu çok büyük salaklık ya. Gerçekten yandık bu arada. Hepsini tek tek vurmam lazım. Yani şimdi yine el bombam var. Belki birkaç tanesini el bombası atabilirim bu arada. Ne yalan söyleyeyim. Bu sanki yapılabilir bir şeymiş gibi duruyor. Korkma lan sen de öyle her şeye. Anladım abi. Anladım. Kalk 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 hadi kalk. Bir şey yok, bir şey yok. Oh be, burası kapalıymış. Bir de dedim ki buradan gitmeye çalışayım falan filan da. Gençler olmayacak ki bakın. Şurada bir tane var ama onu sanırım bu silahla vallahi vurdum. Geliyor. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Daha dikkatli oynayacağım. Çok daha dikkatli oynamak istiyorum abi şu an. Kıralım şunları Eraycığım. Bir yerde çok uzun süre durmamam gerekiyor arkadaşlar. Hop kaçtım. Aha sen kime ne yapıyorsun? Hop derken ağzının ortası tekme. Bekle. Bekle yavrum. Öldürdüm. Koşuyoruz. Her şey koşuyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Şurada bir yerde varil var. Biri gitti. Aşağı iniyorum abi. Dur aşağı inemedim. Lan aşağı in şuradan. Oh be. Eşli. Ne olur gel kız buraya. Şurada bir olay var ama. Onun olayı ne acaba? Bak burada top var. Neyse şu an Allah'tan kapalı bir yerdeyiz ya. Ve rahat rahat düşünebileceğim biliyor musunuz? O kadar mutluyum ki. Bu ne? Aha. Evet, çözdüm. Bizim bu kapıyı açmamız gerekiyor. Bizim o kapıyı açmamız gerekiyor ve gerçekten normal kapı açar gibi değil. Yani şeyli açar gibi. Hani Löngedenek şurada bir yerde bir tane daha var biliyorum. Çıkalım bakalım şu merdiveni. Sanırım yakınız bu arada. Yakın değilsek el bombası atmayı deneyebilirim. Aynen. Hadi Allah'a emanet. Sanırım kırdım gençler. Allah belanı versin ya. Oğlum o kim? Kim o? Aha! Sen ne yapıyorsun lan orada? Salak orayı yeni kurdum ben. Nereden gördün? Hemen hemen dikkatini çekmiş enayini. Ah pistol çok iyi ya. Hop bir tane daha. Bu arada madalyon görevimiz varmış bizim. Nereden varmış gerçekten bilmiyorum. Hemen şu şeyi takalım abi aklımızdayken. Nerede o? Aynen. Ah be. Buna şu an eşli takamıyoruz maalesef. Çünkü bakın eşli takamazsak bir şundan takalım tamam mı? Bir de mesela hangisi daha değerli açıkçası bilmiyorum ama yüksek ihtimalle mavi daha değerlidir. Bakın 17.000. Hepsini çıkartalım. 17.600 sarı ve mavi. Bunu Fenerbahçe yaptı Galatasaray'la yapalım. Sarı lacivert yaptığımız zaman çok çok daha değer kazanıyor. Fakat şimdilik ben böyle istemiyorum çünkü herhangi bir renkten bir tane daha aynısından bulursam bence daha tatlı olur. Wow, bir tane daha var. O da şu an Allah'a emanet oldu yüksek ihtimal. Sanırım bizi şu noktada vurabilecek hiç kimse yok. Lan nereden? Hadi Allah'a emanet uçma. Uçmadı. Döndür abi şunu. İşte bu. İşte bu abi. Açıldı. Bekle oğlum nasıl hemen go? Önümüz dolu.
Aa, bu kafasında şeyi var. Oğlum bunların kafada kask var, fark ettiniz mi? Kolay değil bunları öldürmek. Peki. Omzu ağrıdı ya. O kadar çok ateş ettik ki. Ya bayılıyorum şu rifle'a ya. Sen harika bir silahsın bebeğim. Nasıl girdik ama içeri? Nasıl girdim ama içeri? Ashley gördün mü? Anlat bunları Amerika'dayken. Haydi selamun aleyküm abi. Oh be. Selamun aleyküm gerçekten. Wow. Şuraya bak. Yani eski falan ama çok güzel gözüküyor bu arada ya. Gerçekten mumların yarattığı ahenge bakar mısınız abi? İnanılmaz. İnanılmaz ürkütücü bir yer. Demek isteğimi yerine getirdin. Çok iyi yaptın. Eyvallah abi. Gerçekten kazayla oldu bu arada. 8 tane şeyimiz var. Harcayabileceğimiz. TMP'ye takabiliriz bunu. Aa, gunpowder alabiliyoruz bu arada. Oğlum bir dakika. Kaynakları arttırıyor. Açıkçası bilmiyorum. Satacak şu an gerçekten hiçbir şeyimiz yok. Yellow Diamond falan var. Şunu deneyebilirim. Gerçekten bunu deneyebilirim fakat neyi satacağımı bilmiyorum abi. Şu an değerli olduğunu düşün. Şu Red 9'u satalım mı ya? Aynen, silahımız var abi zaten. Red 9'u satabilirim bu arada. Dur, ne yapacağım biliyor musunuz? Ah be, Red 9 için. Dur. Şu şeye bakayım, storage'dan. Ah be, Red 9'a şeye bakamıyor muyum? Bu ne? Silver. Increased drop rate for handgun ammo. Akşam kullandığımız çantanın da handgun ammo mermisini arttırma özelliği varmış. Bence bu çok daha iyi biliyor musunuz? O yüzden şimdilik kalsın. Biz knife'ı tamir etmeyi düşünebilirim. Bu ne? A single use that grants access to weapon exclusive upgrades. Silah seviyesinin ne olduğunu... Bu arada silah nasıl upgrade diyoruz? Ben onu bilmiyorum bu arada, biliyor musunuz? Sanırım her şey dolduktan sonra mı upgrade diyebiliyoruz? Yüksek ihtimalle öyle, biliyor musunuz? Sanırım her şey tamamladıktan sonra silahları upgrade diyebiliyoruz. Acaba şu an neyi arttırsak ya, parayı biriktirsek mi? Ha gençler, ne dersiniz? Buradan da şunu almak istiyorum ya. Gunpowder çok iyi bir şey çünkü abi. İsterseniz bunu bir alalım. Aa! Of! Kalenin haritası çok iyi. Az kaldı kaçırıyordum bu arada bunu. Nerede? Harita nerede? Heh, şimdi geldi harita geri. Yay, harika. Alacaklarımızı aldık. Silahın acaba şeyini arttırsak mı ya? Gençler. Şu şeyi arttırsak mı acaba? Kullandığımız silahın. Reload speed veya fire rate. Bence fire rate arttıralım. Aynen. Yüksek ihtimalle upgrade olayı silahın her şeyini tamamladıktan sonra oluyor arkadaşlar. Burada bu arada 2 adet zindan var ve oğlum şu sise bak etraftaki. Oha. Yerlere de sis. Aa, kaleme hoş geldiniz. Yani müthiş bir zevk sonunda tanışmak. Bay Kennedy. Sen kimsin lan? Bana Ramon deyin. Ve izin verin direkt konuya gireyim. Direkt kızı bana vermeni istiyorum. Ya çok zordur Ramon ya. Kız benimle çok iyi. Mr. Kennedy. Çok soylu bir hareket. Ama yine de yani kız bizim olmalı. Kız bir kaynak. Amerika Birleşik Devletleri ve tüm dünya için kendisini feda edecek şey yapacak. Benim ustamın isteği için. Kutsal Sadler için.
You will comply. Eğer böyle olursa anlaşabiliriz değil mi? Asla. Asla. Kadını duydun. Aa, çok üzüldüm. Do make sure our guest feels at home. Now that he has chosen death. Ölümü seçtiğine göre kendilerini lütfen emin olun evlerinde gibi hissetsinler. Evet, bakalım kim geliyor. Hop, o da nesi efendim? Yakın dur. Aman Allah'ım, o da nesi? Aa, kalkan getirmişler bu sefer. Al bakalım sana el bombası kalkan. Aa, hemen öldüler lan. Wow, wow, wow. Oğlum sen kimi tutuyorsun lan? Sen kimi tutuyorsun lan? Mermi diş. Oğlum elindekini sen kullanabileceğini sanıyor musun sen? He? Sence onu sen kullanabilir misin? Sence onun sen ne adını bile biliyor musun? Onun adı topuzdur dostum. İngilizcesi de mace. Ve onu sen kullanamazsın. Ve onu sen... kullanamazsın. Heh. Çok iyi. Bakın nasıl giriş yaptım ama. He? Nasıl girdim ama. Böyle. Buradaki legendary loot'u kaçıracağımı sandınız değil mi? Hayır arkadaşlar. Aklım benim burada çünkü. O savaşı yaparken bile aklım buradaydı. Aa, o ne? Ah be, kare bir şey. Kare bir şey değil. Hafif kenarı yuvarlak. Hafif kenarı sivri olan. Sokulacak bir şey bulmamız lazım. Okey. Kendo. İyiyim iyi. Tüm bu kıyamet koparken Kendo ne düşünüyor acaba? Ah be. Gerçekten mi? Bence buranın kilidini kırabiliriz arka taraftan. Aa, hayır. Buraya nasıl girecek abi? Aa, üst kattan. Çözdük. Çözdük, gerçekten çözdük. Kilitli kapı var. Aa, burada bu arada merdiven gözüküyor biliyor musunuz? Şurada bir yerde. Aynen bakın. Aa, gel. Gel, çıkma yeri var burada. Bak. Şş, gel gel. Dur şurada. Dur şurada dur ablacığım. Burada şey çıkmıyor gençler. Çıkma işareti. Ha, normalde çıkıyordu ya oyunda. Allah Allah. Belki de bizim üst kata çıkmamızı istiyor oyun. Hay Allah ya, küçük anahtarımız da yok. Aha. Buradan çıkabiliyoruz. Okey, şimdilik kalsın. Yüksek ihtimalle zaten oradan gitmemiz gerekecek. Orası da kapalı. Lan etrafta tonlarca loot var ve hiçbirini alamıyorum abi. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla. Of, yellow herb. Keşke bu arada. Etrafı tamamen lootlayıp öyle biriktirseydik, öyle değil mi? Şöyle bir yerde bir şey vardı sanki az önce kaçırdım. Yokmuş. Okey, herkesi öldürdük gençler ve çıkıyoruz. Gel dostum. Over here. Gel. Okay. Çık. Hop. Hadi. Atla bakalım. Yaramaz kız seni. I need you to open it from the other side. Diğer taraftan aç. Okay. Teşekkür ederim. I owe you one. Borcum olsun. Lan neye borcun olsun? Bu zamana kadar 100 bin kere hayatını kurtardım seni. Neye borcun olsun? Leon hala şey peşindesin ha. Gerçekten hala işler peşindesin yani. Burası nereye gidiyor? Aa, az önce gördüğüm, az önce loot'u gördüğüm yer. Elegant parfüm şişesi. Harika şeyler buluyorum. Gerçekten harika şeyler buluyorum. Elegant parfüm. Aa, sadece 10.000'e satılıyormuş. Olsun. Para paradır abi. Geç bakalım. Look for another way around. Gidilecek başka bir yol bul. Bu arada kalkanlar falan filan gördüm az önceki çatışmada. Oradan tuhaf sesler duyuyorum. Vallahi bunun sesini duydum ha, yemin ederim. Of, iki tane ruby, harika. Bir dakika, bir de bunu deneyelim. İki tane kırmızı birleştirirsek bakalım nasıl oluyor. Çünkü 17600'dü sarım lacivert. Bakalım, iki tanesi bence 17600'den fazla olmayacak.
Bak. Remove abi. İki tane sarı bulana kadar arayacağız. Eğer bulamazsam bir sarı bir lacivert yapıp ben şey yaparım. Görünüşe bakıyorsa buradan ilerleyeceğiz. Dikkatli ol. Sen de benimle geliyorsun salak. Neye dikkatli ol? Uh oh. Buraya bizden önce birileri gelmiş, gelinmiş ve haritamıza göre sol taraf herhangi bir yere gitmiyor arkadaşlar. O halde biz önce soldan gidiyoruz. Siz öldünüz değil mi? None shall escape. Hiç kimse kaçamaz. Kısacası bu. Burada gayet normal bir işkence aletleri var. Gecenin vakti yine, gecenin köründe yine uyandım. Caretaker bu hastalarla ilgilenen kişi gençler bu arada. Basement'tan yani bodrum'dan çok yine tuhaf sesler geliyordu o gün ve işte sanki böyle çiviler duvarı böyle tırmalıyordu, taş duvarları ve böyle bir şey sesi duyuyordum böyle, lanet okuyan sesler duyuyordum diyor. Bir insan gerçekten bu dünyayı, hate to ruin this world, yani bu dünyayı mahvetmek için yeterince nefreti olabilir bir insanda. Yani bir insan içerisinde bu kadar bir nefret olabilir, bu dünyayı yıkmaya yetecek kadar. O bir gün hani kalenin lorduna hizmet eder, şey olarak, cellat olarak, tıpkı babası gibi ve onun da babası gibi. Fakat Avrakas Salazar ismi var şu an. Salazar ismi geçiyor. Bu arada konuştuğumuz kişinin kim olduğu belli değil bu arada. Bilginiz o, soru işareti vardı çünkü. Bu Salazar ailesinin bir şeyi. Onlardan kalan bir aile yadigarı gibi bir şey diyebiliriz. Onun ailesi arasında bile o Salazar özel bir kişilikti. Kendi yaptığı işlerden çok büyük keyif alırdı ve bu konuda yeteneği de vardı diyor. Sanırım insan öldürme konusu, anlayamadım. Tormenting, aynen bakın. Hediyesi, özelliği daha doğrusu, diğer insanlara eziyet etme konusunda çok iyiydi diyor. Ve onun bu özelliği artık kendi ustasının da ilgisini çekti diyor zamanla. Ve onu Salazar daha doğrusu işte mahzene götürdüğü zaman, hayır daha fazla yazamayacağım, yazmak istemiyorum. Oralarda mahzende ne olduğunu gerçekten hatırlamak istemiyorum. Aklım daha fazlasını alamıyor ve bu aklımı oynatmak üzereyim. Bana ona katılmam, ona eşlik etmem emredildi. Onu beslemem gerektiği söylendi. Ve onu bu çirkinlikten arındırmak için. Tüm bunları o sesi dinleyerek yazıyorum diyor. Ve artık daha fazla katlanamayacağım. Yeterince katlandım. Artık bir gece daha bu kalede durmayı tolere edemeyeceğim. Yarın ayrılıyorum. Çok uzaklara gideceğim. Ve o sesi artık duyamayacağım yerlere gideceğim. Allah, acaba sen caretaker mısın ya? Abi yüksek ihtimalle bu, biliyor musunuz? Bu yüksek ihtimalle caretaker arkadaşlar. Bu arada bir şey ses çıkartıyor zincirlere bağlı. Allah'ım. Ne olur çok korkunç bir şey olmasın. Abi bu arada yaklaşıyoruz o şeye. Haritamıza göre doğru yoldayız. Baksanıza şuna ya, Iron Maiden. İçine giriyorsunuz gençler ve kanınız tamamen artık vücudun... Dur lan, bağırma. Burada hayvan mı tutuyorlar diyor. Bilmiyorum ama sen bana give me some space. Tamam mı? Ben ayarlayacağım. Sen hemen dibimden ayrılma. İşte dibimde gelme. Bak oraya gitme. Ne bak olduğunu bilmiyorsun, oraya git. Aa! Gel lan buraya. Let's go. Bir dakika. Okay. Fenerden mi korkuyorsun? Bak bir dakika gençler. Sanırım fenerden korkuyor. Bak bak bak. Eşeği görüyorsunuz değil mi? Ya. Bak eşeğe bakın. Ellerini indirdi. Aa! Eşli, ben şimdi bu manyağı öldüreceğim. Ne var lan burada? Dungeon key. Ha muerto la luz. Yani ışık neydi? The light is lost. Işığı kaybettik. Ananın. Eyvah, eyvah, eyvah. Aa bir dakika. Kör. Banko kör, evet kör.
Ananın. Aman yarabbi. Aman Allah'ım, zincir var arkamda. Arkamda zincir var. Abi, abi. Oğlum. Çok güzel. Ateşlendiği yere gitmiyor. Şeye gidiyor. Ama bozo kırıldı orada. Oraya gitmen lazım. Aga ben bunu öldüremem ha. Oha, öldürebiliyormuşum sanırım. Aha, bir kere daha. Abi, 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 çok tehlikeli, çok tehlikeli, çok tehlikeli. Bir kere daha. Ne olur bir kere daha. Aha, soktum şeyine. Aman, 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 aman abi, aman abi. Wow, 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 sakın, 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 sakın. Lan zincir o, zincir. Oyunun kendi koyduğu şey o. Aha da sonuncu. Başka kalmadı gençler. Başka hiçbir şeyim kalmadı. Nasıl yapacağız bunu biliyor musunuz? Aa bir dakika, gözü yok ki. Oğlum gözü yoksa flash'tan da etkilenmez bu. Aynen, iyi düşündüm. Uh-oh. Yandık abi. Gerçekten bu arada yandık. Bir şey düşünüyorum ama. Acaba geride onu atlatabilir miyim? Acaba onu burada bir yerde atlatabilir miyim arkadaşlar? Burası çok dar ya. Burası gerçekten çok dar. Ne yapacağım biliyor musunuz? Flash bombası atacağım şuraya bir yere. Çok güzel. Vallahi geçtim galiba. Evet be. Oh be. Abi. Yaratık ölmüyordu o zaman. Gelecek mi acaba? Oğlum bilmiyorum. Ne oldu, bir daha inmek istemiyorum oraya. Acayip bir yaratık. İyi idare ettim ama nasıl ölmedi anlamadım ya. Aa, geldim geriye yeniden. Korkma korkma, buradayım. Gerçekten bilmek istemezsin. Yürü. Hayvanlar konusunda haklıydın gerçi. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim abi. Hiç merak etme ablacığım benim. Sen rahatta kal ya. Bana bir şey olabilir mi sence Ashley? Ha? Sence Ashley bana bunlar bana bir şey zarar verebilir mi? Ama dördüncü bıçakta bence ölmesi gerekiyordu. Veya yüksek ihtimalle geç, o yaratık ölmüyor. Bilginiz olsun. Sanırım o bıçak mevzusu kapıyı açmak için gerekli olan zaman için önemli. Bence. Bu arada benim düşüncem. Kız korkuttun. Şapşal hızlı gel.
Bu arada bir şey ses çıkartıyor. Şu oyuncaklar var ya, kurmalı oyuncaklar. Fakat nerede olduğunu göremiyorum ha. Aa, spinal bulduk. Oha, bunları rastgele bulabilir miydik böyle etrafta? Ha, güzel. Güzel, çantamıza bakalım. Şimdi gençler harika. Bakın, bir büyük sağlığımız var ve bunu hem öncelikle bununla ve sonra bunu alıp yeniden bununla birleştirebiliyoruz ve maksimum sağlığımızı da arttırıyor ve full sağlık. İki tane full sağlığım var ki gayet güzel bir olay bu. Neyle craftleyebilirim? Shotgun yapabilirim. Ama shotgun'ımızın ne kadar mermisi var bu arada? Bir bakalım. 5'e 12. Bence bir shotgun için yeterli sayıda mermi. O yüzden şimdilik gunpowder'larımız kalsın. Çok zorda kalırsam o zorda kaldığım silah mermisinden yaparım. Aa, baksana şeyimizin bile mermisi var. Rifle, tüfeğin bile. Ve derken bir tüfek mermisi daha bulduk. Haritaya göre herhangi bir loot gözükmüyor bu arada. Oğlum acayip güzel yerler ya. Samimi söylüyorum, çok güzel. Görüyor musun? Bazı tablolar eksik yalnız. Bak burada bir kılıç var. Burada kılıç eksik. Burada da kılıç var. Burada da kılıç var. Altın. Paslı. Burada yok. Burada demir. Bir puzzle söz konusu şu an. Bu ne? Kıramıyoruz. Okey. Bu ne? Alo? Geyik, yılan ve kartal. O altın, o kılıca ihtiyacı... Aa, orada da bir şey var. Bir dakika, buna basınca... Aa, bunu bir daha yakamıyoruz. Aa, onları ateş ederek yakabiliyorsun diyor. O gerçekten mi? Bir saniye. Onu yapmadan önce... Bu olayı bir anlamaya çalışalım önce. Rusted. Ve iron. Şimdi elimizde bazı materyaller var gençler. Ve hangisinin nereye gittiği konusunda bilgim yok. Bir ipucu acaba sağlayabilir miyiz diye şuralara bir baksak. Burada bu ne acaba? Burada ne var? Geyik işareti var. Geyiği yaktım. Sonra pek fazla bir şey olmadı gibi. Ateş ederim, edeyim. Mesela şunu bir ateş edeyim. Aa, yandı. Aa, bir dakika, sıra önemli değil mi o zaman? Anlamadım ki. Ha, bu da söndü şimdi lan. Allah Allah, yandık ha. Bence bu iron. Bu yüksek ihtimalle iron. Burada bu rusted olamaz, bu altındır. Öyle tahmin ediyorum. Burası da mezara bağlı olduğu için bu da rusted'tır. Yani sonuçta bu da zaten bakır falan olabilir. Altın da olabilir bu. Ama altın kutsanırken kullanılır. Bence. Sonra. Aynen. Bak burada bir tuhaflık var. İyi de mermi harcadım sürekli. Bu ne, geyik? Hangisi geyik acaba? Tamam, geyik yandı. Bak, kapıyı da kartal, geyik ve yılan açacakmış. Kartal. Kartal, geyik, bir de yılan. Şu. Aha! Lan nasıl yaptın? Oğlum mallık. Oğlum, başardın lan. Nice. Okay. Kolaymış. Easy. Aynen, bloody. Çünkü diğerinden adam adamı öldürüyordu zaten. Bu ne için kullanılıyor diyor. Bu sadece bir kopyası. Sadece birkaç kullanış alanı var. Bak, burada kanlı olacak tabii ki çünkü düşman askerini bıçaklıyor. Hey. Ashley'cim, şaşırma böyle şeylere. Kurban olduğum. Bunlar kolay şeyler. Buraya dikkatli bakalım mı? Bak.
Aynen. Hiçbir şey yaramadı abi. Buraya görünüşe bakarsa legendary loot falan filan yok. O halde ilerliyoruz. Alo. Çok dar koridorlardayız gençler. Pompiş her zaman için sizi pişman etmez. Size o kadar söyleyeyim. Allah. Lan 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 yılan var. Ashley kaç. Korkma. Baksanıza yılan bulduk. İlginç. Okay. Şeye satarız. Bizim bakkal elemanı satarız abi. Hand grenade. Çok iyi. Hand grenade kalkanlılar için bayağı işe yarıyor bu arada. Oğlum. Çok istediğim bir yere çıktım bu arada. Gerçekten bu arada çok istediğim bir yere çıktım çünkü. Evet. Aynen. Aynen. İlk geldiğimiz yerdeyiz ablacığım. Head for the courtyard. Okay. Gideriz oraya fakat öncesinde şey var. Bu kapının altında. Aynen. Bak. Şunu bir indirelim. Tamam mı? Bir de şuraya gitmeye çalışalım. Gel. Bak burada da bir puzzle var. Bunda da geyik işareti var. Burada da o ne ya? Soldaki hayvanın ne olduğunu bilmiyorum. Aa o bu. Aynen. Bir bu. Bir de yılan. Bir de yılan olması lazım bir yerde. Orada yok. Şurada bir hayvan görüyorum. Yılan değil o. Bir de şu açıdan bakalım. Burada da yok. Allah Allah. Bana yılan lazım şu an gençler. Bana şu an gerçekten bir adet yılan lazım. Fakat burada olmadığından eminim. Geri gitsek ne olur? Aa bak burada bir şey varmış. Ben bunu nasıl kaçırdım lan? Bak yılan burada. Ama yılan şu an yanıyor zaten. Kapının açılması gerekiyordu yüksek ihtimalle. Bence... Evet bak bu alakasız. Benim gerçekten bu arada yılanı bulmam lazım. Okey önce bir aşağı inelim. Önce bir aşağı inelim. Aa! Oğlum! Sakın yap... Abi aşağı in... Sanki yaparmışım gibi diyor. Oğlum. Acayip bir olay ya. Bir dakika dur bekle geri geliyorum. Hiç böyle bir şey düşünmedim gençler. Tamamen. Lan sen neredesin? Neredesin eşlik gerçekten bilmiyorum ha. Bekle bekle benim azıcık işim var. Azıcık bekle. Hey. Hop. Golden hourglass. Oh, şey bulduk. Kum saati. Nice. Hemen şeye bir gidelim. Eşinin ne olduğunu gerçekten bilmiyorum ama sanırım üst katta bir ak gelmiş. Harikasın. Yo bana şaka mı yapıyorsun? Şamdanlardan atlıyorsun. Kim yapar bunu gerçekten? Sen kimsin lan annem misin? Ha, annem misin sen oğlum? Annem bana hiçbir zaman şu ana kadar hayatta lütfen oğlum avizelerin üzerine zıplama demedi. Demek ki yasak bir şey değil. Abi golden bangle bir, golden hourglass satıyoruz, elegant parfüm bottle satıyoruz. Ruby satabilirim ama yellow diamond'ı koymak istiyorum. Viper satılabilir, hiç gerek yok abi. Tamam, diğerleri benimle beraber gelsin. Bakalım neyi yükseltebiliyoruz. Oo, combat rifle'ımız bıçakla bozulmuş. Şeyi yaparken bozuldu, öldürürken. İri kıyım yaratık var ya onu öldürürken bozuldu. Okey. Bence böylesi gayet iyi. Şunu yapamadık henüz ama yapacağız. Aynen öyle. Her neyse. Genç dostlarım bir benim kaldığımız yerine devam ediyoruz. Amacımız... Aa bu böyle ters miydi? Oha hiç dikkat etmedim. Bunlar ters miydi?
Vay be, tersmiş. Peki, bir sonraki bölüm kaldığımız yerden gençler devam ediyoruz. Neye? Elbette ki Resident Evil Remake. Yalnız burası nasıl açılıyor? Bir saniye. Aa bak, orası açılmış. Ah be. İçerisinde de yine satılabilecek bir eşya var ama ne olduğunu bilmiyorum. Her neyse, bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Resident Evil 4 Remake'e. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.